Evlilik kredisi için geri sayım başladı. Yaş sınırında kritik detay. Yıl sonuna yaklaşırken evlenecek çiftleri ilgilendiren evlilik kredisi konusu gündemdi. Evlilik kredisinin koşulları ve uygulanışı hakkında merak edilenler, öncelikle depremzedelerle başlayacak şekilde belirginleşiyor. 48 aylık vadeli kredi, öncelikle 6 Şubat depreminin etkilediği 4 şehir ve belirli ilçelerdeki gençlere sunulacak. Geri ödeme planı ilk taksitin 2026 Haziran'ından itibaren başlayacağı şekilde düzenlenecek. Krediyi kullanacakların yaş sınırları ve diğer ödeme detayları fon yönetimi tarafından belirlenecek. Evlilik kredisi için geri sayım başladı. Yaş sınırında kritik detay 2. 4.5 milyarlık fon. Toplamda 4.5 milyarlık bir fon oluşturulacak. Bu fon Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak ve yönetim kadrosunda Hazine ve Maliye Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları yer alacak. Fonun gelir kaynakları arasında, devletin petrol ve maden yasalarından elde ettiği hissenin %20'si, kamu fonlarından elde edilen gelirlerin %10'u ve bağışlar ile yardımlar bulunacak, 2023 için beklenen ilk gelir kaynağının 4.5 milyar lira olması öngörülüyor. Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan Vekili Orhan Ateş, fonun sadece Türkiye vatandaşları için geçerli olacağını açıkladı. Kanun teklifi kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifi kabul edildi. Kanuna göre Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta başında yapılan kabine toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu ve Konut Kredisi ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle. "Bence pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin iki yılı geri ödemesiz 4 yıllık krediye destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek.